cinselliği anladık. Cinneti anladık. Ezan okunurken bazı hastalar niye kulaklarını tıkar? Niye tıkar? Söyleyin bana. Şurada buldum. Çünkü rahatsız olan o değil abi. Ver abi. He? Çünkü rahatsız olan o değil. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Niye kuytulara girir? Ortada da durmaz. Hemen içine. Veya Elif, La, Mim, ezanlarda, Kur'anlarda, şarkı türkülerde ben de soruyorum. Gafil doktora. Müslüman doktorundan bahsetmiyorum. Tıbbi midir bu? Ezandan rahatsız olan şizofreni, tamam, şizofreni tanısını koydunuz, teşhisini koydunuz. Peki ezanda ve Kur'an'da yapıyor, şarkı türkü de peki sesi göre farklı hastalık mıdır? Tıbbi midir şimdi bu? Niçin peki çok iyi bildiğin halde tıbbi olmadığını, bu Kur'anlık olduğunu, dini olduğunu ama din yücelir diye dine göndermiyor. Biz yapamadık, bunu din yapar dememek için, din yüceltilmemesi için, dini çözüm yeri görmemesi için göndermiyor. Ben de senin papucunu böyle çıkarıyorum işte. Sahtekar. Dinden kopuk ama. Baştan sona kadar bütün sözlerimiz odur. Din yücelmesin diye, tamam ilaç da olsun. Ama desin ki bak kardeşim, bacım, evladım vesaire. Ha ben sana ilacı veriyorum, tamam hücreler tahrip olmuş. Ama sen Kur'an namaza başla, Kur'an oku, tamam. Yani din motifli sohbetlere git. Motive olman lazım. Teselli ihtiyacın var. Sen peygambere inanmıyor musun? İnanıyorum estağfurullah doktor bey. Ya peygamberimiz diyor ki ben rahatlamak için üç şey. Tilavetil Kur'an, münacatı Rahman, sohbeti ihvan. Bunlardan bir tane seç işte git. Kur'an'ı okumak. Müslümanlarla sohbet ortamında bulunmak, namaz kılmak. Namaza başla. Şarkı türkülerden uzak dur demez. Dün yüceliyor. Yani çözümü din göstermiyor. Bak. Ezan okunurken bazı hastalar niye kulaklarını tıkarlar? Rahatsızlık olmadan önce Kur'an okuyan seven iken bu. Rahatsız değilken bu insan Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı seven, namazı seven, namazı kılan, namazdan ve Kur'an'dan nefret etmesi tıbbi midir? Ne alakası var? Namazı seven kılan iken, dostlarını ve yakınlarını sevip sayar iken niye en yakına küfür ediyor? Sokaktakilere çok iyi. Doktora götürüyorsun hakikaten. Hastalık değil mi? Hasta demezsin. Herkes de yağ bal. Evdekilere veya ona el uzatanlara. Ha şu. Cinli hastaların belirgin özelliğinden bir tanesi de Kur'an ezan dinlemezler. Şarkı türküyü severler. Bir de kendisine el atan kim? Yardım edecek. Yani Kur'an okuyacak. Hocaya götürecek. Yani Müslüman adamlara götürecek. Yani din motifleri. Ha o bana din noktasında yardım edecek kişilere hücum ederler. Evde herkesi değil. Mesela şeyde X şehrinde Schweinfurt işte söyleyeyim. Schweinfurt'ta bir yerdeyim. Schweinfurt veya Linz'deyim. Linz galiba, Linz. Camii şeyindeyim. Ondan sonra bir eve gittik. İftar da iftar. Ve orada 27 yaşında orada yatalak. Adam 3 seneden beri yatağa kalkamıyor. Karısı da boşa çekip gitmiş Frankfurt'a. İftar ve yani her akşam birisi iftar veriyor ya. Gittim oraya. Nasıl bağırıyor? Nasıl yıkacak evi devirecek? Benden önce cami cemaati, cami derneği gitti. Ben de birisi vardı, geç kaldım. İftar birkaç dakika var, 5-10 dakika var. Onlarla yağ bal, şaka şenlik. Yani evden benim geleceğim saatte nasıl bağırıyor, kapıya tutmuş. Zor kapıyı açıyorlar, açmıyorlar. Soruyorum doktora, tıbbi midir? Zor tuttular, ben gittim kafasına, bana bak. Kimim ben biliyor musun? Tamam, otur. Ben buradan gidene kadar ayağını kıpırdama, ayağını kırarım. Adama diyorum tabii, onun şahsında. Ayağını kırarım, beni biliyorsun. Tamam, o köşede oturuyor, gidene kadar. Yemek yenir. Tıbbi midir?
sevmiyorsa niye sözünü tuttu abi? Ha? Niye tuttu? Tıbbidir değil mi? Ondan demişler. Nerede gördün Hasan'ı? Çekulazi bir Rabbi Nasi. Tıbbi midir diye soruyorum. Buradaki bütün gayem şu. Din çözüm olarak göstermeyen hocalara duyuruyorum bunu. Tıbbi midir bu?